Selam, ben Kıvanç Çökten. Az sonra izleyecekleriniz için tek kaynak olarak kullandığım High Intensity Training The Mike Mentzer Way, yani Mike Mentzer tarzı yüksek şiddetli antrenman isimli kitabın anlaşması imzalandıktan sadece 3 gün sonra Mike kalp hastalığına bağlı sebeplerle hayatını kaybetti. Ondan sadece 2 gün sonra aynı evde, birebir aynı sebeple kardeşi Ray de öldü. Mike, kendisinin çok yakın arkadaşı olan yardımcı yazar John Liddell ile aylarca çalışarak metni son haline getirmişti. Bu sayede kitap okuyucuyla buluşabildi. Videoyu Mentzer kardeşlerin anısına armağan ediyorum. Bu arada Mike'ın hayat hikayesini tüm detaylarıyla öğrenmek isterseniz yıllar önce biyografisini yayınlamıştım. Bu video sadece antrenman sistemiyle ilgili olacak. Kasların hızlı bir şekilde büyümesi ve güçlenmesi için en iyi antrenman sisteminin hangisi olduğu çok uzun süredir tartışılan ve çeşitli fikirlerin ortaya atıldığı bir konuydu. Mike bu kitabı fikir dinlemekten bıkan ve somut bir yanıt arayan ciddi vücut geliştirme sporcuları için yazmıştı. 20 yılda binlerce seminer düzenleyen Mike, önemli birkaç yarışma kazandığı için her söylediğini kabul edilmesini beklemiyordu. Çünkü bir bireyin kas gelişimi seviyesiyle vücut geliştirme bilgisi arasında doğrudan bir ilişki yoktu. Bu kitap 50 santim kollar veya bir Mr. America fiziği vaat etmiyordu. Bu sistemi antrenmanlarına düzgün şekilde entegre edenlerin kaslarını genetik olarak programlanmış limitlerine daha hızlı ve bilinen tüm diğer sistemlerden daha etkin şekilde ulaştıracağı vaat ediliyordu. Peki bir insan büyük kaslar inşa etme konusundaki potansiyelini nasıl bilebilirdi? Maalesef ki bunu tespit etmenin kesin bir yolu yoktu. Şu kesindi ki bir insanın bunu başarabilmesi için kaslarını seviyesi düzenli olarak artan yüksek şiddetli antrenmana maruz bırakması gerekiyordu. Her ne kadar istisnasız herkesin belli bir seviyeye kadar kas kütlesini arttırabileceği doğru olsa da insanoğlunun aşmasının mümkün olmadığı limitler mevcuttu ve sadece genetik mirasında belirli özellikler bulunanlar bir şampiyon fiziğine sahip olabilirdi. Peki bu özellikler nelerdi? Geniş omuzlar, dar bir kalça, orta uzunlukta kollar ve bacaklar. Bunlara ek olarak yoğun kas kütlesini taşıyabilecek büyüklükte kemikler. Tabii kemiklerin vücudun hatlarını zedeleyecek kadar da büyük olmamaları gerekirdi. Potansiyelini dürüstçe gözden geçirip bunlara sahip olmadığını anladığında umutsuzluğa kapılmaman lazımdı. Çünkü sıkı bir şekilde çalışmadan ne başarabileceğini bilebilmen imkansızdı. Vücut geliştirme otoriteleri verimli egzersizin evrensel kuralları olmadığını, her vücut eşsiz olduğu için hepsinin ayrı programa ihtiyacı olduğunu iddia ediyorlardı. Bu iddiaya göre vücut geliştirme bir bilim olarak kabul edilemezdi. Çünkü bilim objektif prensiplere ve doğruluğu kanıtlanmış olgulara dayanırdı. Her ne kadar evrensel kurallar yoktur deseler de bu otoriteler vücutçuların bölge başına 12-20 set arası çalışmaları gerektiğini söylüyorlar. Daha fazlası daha iyidir prensibini öne sürüyorlardı. Eğer daha fazlası daha iyiyse neden 12-20 set öneriliyordu? Bu durumda 75-100 set hatta fazlasını yapmanın daha çok tercih edilmesi gerekmez miydi? Ayrıca her vücutçu eşsizse ve hepsinin farklı programa ihtiyacı varsa neden herkese aynı sayıda set öneriliyordu? Kafası karışmış, hevesli bir vücutçunun bu sorunun yanıtını öğrenebilme şansı yoktu. Mike aynı soruyu bu otoritelere yönelttiğinde aldığı yanıt şuydu. Her vücutçu bilim adamı gibi çalışıp kendisinde neyin işe yaradığını bulabilmeli. Mike 12 yaşında babasının aldığı ağırlık setiyle vücut geliştirmeye başlamıştı. Bu setin içinden çıkan kitapçıkta her bölge için 3 set yapılması ve haftada sadece 3 kez çalışılması gerektiği yazıyordu. Mike buna harfiyen uydu ve 3 sene içinde ağırlığını 43 kilodan 75 kiloya, kol ölçüsünü 23 santimden 39 santime çıkardı. 15 yaşına geldiğinde vücutçu olma fikri kafasına girmişti ve dergilerde gördüğü haftada 6 gün, günde en az 2 saatlik antrenmanlara başvurdu. Her şampiyon böyle çalışıyorsa o kimdi ki bunu sorgulayacaktı? 4 sene sonra hava kuvvetlerinde hizmet verirken artık bu sisteme zaman bulamamaya başladı. Ayrıca gelişimi durma noktasına gelmişti ve dergilere göre antrenmanların süresini daha da arttırması lazımdı. Eğer bir şampiyon fiziği inşa etmek için iş dışındaki vaktinin yarısını salonda geçirmek gerektiyse Mike bu fedakarlığı yapmak istediğinden emin değildi. Ta ki sadece 19 yaşında 1971 Mr. America'yı kazanan ve haftada 3 gün günde 1 saat antrenman yapan Casey Viator ile tanışana kadar. Ondan öğrendiklerini uygulayarak 1976 Mr. America şampiyonu olan Mike, sonrasında Casey'nin mentoru Arthur Jones ile tanıştı ve onun yönlendirmesiyle spor salonunda geçirdiği süreyi daha da kısalttı. Öyle ki
tüm hakemlerden mükemmel skor alarak 1978 Mr. Universe kazandığında haftada sadece 2-3 antrenman yapıyor, her seans yaklaşık 45 dakika sürüyordu. Bunun açıklaması şuydu: bir kişi ne kadar sert antrenman yaparsa spor salonunda o kadar az zaman geçirebilirdi. Antrenman şiddeti ve antrenman süresi birbiriyle ters orantılı kavramlardı. Ya sert çalışabilirdin ya da uzun. İkisi birlikte olamazdı. Vücut geliştirmede şiddet bir bireyin uygulayabileceği anlık yeteneğin yüzdesi olarak tanımlanabilirdi. Şiddet ise 3 şekilde arttırılabilirdi: ağırlığı yükselterek, aynı işi daha kısa sürede yaparak, her seti tam tükenişe ulaşana kadar devam ettirerek. Peki tükenişe ulaşmak tam olarak neydi? Çeyrek tekrar dahi yapamayana kadar devam etmek mi, yoksa bir düzgün tam tekrar yapamayacak hale gelince seti bitirmek mi? Kasların 3 tip gücü bulunuyordu. İlki ağırlığı tam uzatma pozisyonundan tam kasılma pozisyonuna kadar kaldırmak, yani pozitif güç. İkincisi ağırlığı hareket aralığının belli bir noktasında sabit tutmak, yani statik güç. Üçüncüsü ise ağırlığı tam kasılmadan tam uzatmaya kontrollü şekilde indirmek, yani negatif güç. Örnek olarak 55 kilo curl yapan bir insan 65 kiloyu birkaç saniye statik olarak tutabilir, 80 belki de 90 kiloyu kontrollü şekilde indirebilirdi. Yani 55 kilo ile 10 tekrar barbell curl yapan biri seti bitirdiğinde tükenişe ulaştı denilemezdi. Çünkü daha statik ve negatif gücü dokunulmamış olarak duruyordu. 10. tekrardan sonra hareket aralığının zorlu bir noktasında ağırlığı statik olarak tutabilir, tutamayacak hale gelince de olabildiğince yavaş şekilde indirmeye çalışabilirdi. Bu kadar bilgiden sonra akılda şu oldukça mantıklı olan soru ortaya çıkıyordu: bir egzersiz kaç set yapılmalı? Büyümeyi sağlayan antrenmanın kendisi değildi. O sadece vücudun büyüme mekanizmasını harekete geçiriyordu. Kasların büyümesi için vücuda yeterli dinlenme süresi verilmesi ve bu süre boyunca rahatsız edilmemesi gerekiyordu. İyileşme süreci 5 dakikada tamamlanmıyordu, günlerce sürebiliyordu. Vücut anca iyileşmeyi tamamladıktan sonra sıra yeni kas dokusu inşa etmeye gelebiliyordu. Yapılan her set vücudun iyileşme kapasitesinde bir delik açıyordu. Bu delik büyüdükçe vücut enerjisini antrenmanın yıpratıcı etkilerini kapatmaya yönlendiriyor, büyüme için elinde bir şey kalmıyordu. Mike, optimal büyümeyi harekete geçirecek efordan fazlasını zaman ve enerji israfı olarak gördüğü için egzersiz başına bir set yapıyor, İki antrenman arasındaki süreyi 96-120 saat arası tutuyordu. Antrenmana geçeceğiz ama önce programda karşımıza çıkacak şu şiddetlendirme tekniğinden bahsetmemiz lazım: pre-exhaustion, yani önden yorma tekniği. Sürekli tekrarlandığı üzere her setin mutlaka tükenişe ulaştırılması lazım. Ancak birden çok kasın dahil olduğu egzersizlerde bir tanesi zayıf halka olduğu için bu durum imkansızdır. Diyelim ki bench press yapılıyor. Burada göğüs güçlü kas, triceps zayıf kas durumundadır. 100 kiloyu 6 kez kaldırabildiğinizde sizi daha çok tekrar yapmaktan alıkoyan göğüs değil, zayıf olan ve ilk önce pes eden triceps'tir. Bench press'ten önce göğüs kaslarını izole eden dumbbell fly gibi bir egzersiz yapıp bu bölgeyi tükenişe ulaştırırsanız, bench press'e geçildiğinde triceps'lerin önden yorulmuş göğüs kasları üzerinde geçici bir güç avantajı olur. Bu da göğüs kaslarının çalışmasını arttırır. Evet, beklenen bölüme nihayet gelebildik. İlk antrenman göğüs ve sırttı. Program bir önden yorma süpersetiyle başlıyordu. İlk egzersiz göğüs kaslarını izole eden ve sonrasındaki itiş egzersizi için trisepsin gücünü muhafaza eden dumbbell fly'dı. Dumbbell'ları indirirken dirseklerini sadece yana değil arkaya doğru da açıyor. 6-10 tekrar yapıp tükenişe ulaştıktan sonra hiç dinlenmeden incline press'e geçiyordu. Mike'a göre bu egzersizde en büyük hata eller arasındaki mesafeyi geniş tutmaktı. Çünkü önemli olan dirseklerin açısıydı. Omuz genişliğinde kavradığı barı boynuna indirirken dirseklerini tamamen dışa açıyordu. Bu şekilde çalışınca göğüslerin daha fazla esnediğini ve daha uzun hareket aralığı oluştuğunu söylüyordu. 1-3 tekrar yapıp tükenişe ulaştıktan sonra göğüs bitiyordu. Mike kitabına kullanılabilecek alternatif egzersizleri de eklemişti: dumbbell fly yerine cable crossover veya pec deck, incline press yerine makina press veya dips yapılabilirdi. Sırta da bir önden yorma süpersetiyle başlıyordu. İlk egzersiz kanatları bisepsi dahil etmeden çalıştıran straight arm pull down'du. Omuz genişliğinde kavradığı barı kollarını tamamen düz tutarak ön bacaklarına kadar çekiyor,
6-10 tekrar yapıp tükenişe ulaştıktan sonra hiç dinlenmeden pull down'a geçiyordu. Bicepsin en güçlü olduğu pozisyon olması sebebiyle avuç içinin yukarı baktığı ters tutuşu kullanıyordu. Barı her tekrarda göğüs uçlarının altına kadar çekiyor, 6-10 tekrar yapıp tükenişe ulaştıktan sonra süper seti tamamlıyordu. Üçüncü ve son olarak vücudun arkasındaki tüm kasları çalıştırdığı için en verimli egzersiz olduğunu söylediği deadlift yapıyordu. Başlangıç pozisyonunda omuzları kalçasından yüksekte olacak şekilde pozisyon alıyor, sırtını düz, başını dik tutmaya çalışarak kalkıyordu. Tükenişe ulaştığı 6-10 tekrarlık bir set yapınca antrenman bitiyordu. Straight arm pull down yerine dumbbell pullover veya Nautilus pullover, pull down yerine barbell row, dumbbell row veya barfix yapılabilirdi. Arka bacakları da çalıştıran deadlift'i yapmak istemeyenlerin ise hem shrug hem de leg curl yapmaları gerekiyordu. 4-7 gün dinlendikten sonra sırada ikinci antrenman olan bacak karın vardı ve yine bir önden yorma süpersetiyle başlıyordu. İlk egzersiz quadriceps'i, yani ön bacak kaslarını izole eden leg extension'dı. Her tekrarın sonunda tepede 2 saniye duraklayıp ağırlığı çok kontrollü bir şekilde indirdiği bu egzersizde 12-20 tekrar yapıp tükenişe ulaştıktan sonra hiç dinlenmeden leg press'e geçiyordu. Mike dikey leg press kullanıyordu ama 45 derecelik leg press de uygundu. Bunu yaparken ayaklarını platforma omuz genişliğinde yerleştirip ayak parmaklarını bir miktar dışa çeviriyordu. Her tekrarda dizleri neredeyse göğsüne değene kadar ağırlığı indiren Mike 12-20 tekrar yapıp tükenişe ulaştıktan sonra süper seti tamamlıyordu. Bu arada yeri gelmişken belirtelim, Mike önden yorma süper setlerinde ısınmanın ikinci sıradaki temel egzersizde yapılması gerektiğini belirtiyordu. Üçüncü egzersiz sanki bir baletmiş gibi parmak uçlarında yükselmeye çalıştığını söylediği ve 12-20 tekrar yaptığı standing calf raise'di. Dördüncü egzersiz ise bir klasik olan sit-up yani mekikti. Mike eğer vücut ağırlığıyla 20 tekrarın üstüne çıkılabiliyorsa göğsüne bir ağırlık plakası koymayı, 20 tekrar yapana kadar aynı ağırlıkta kalmayı öneriyordu. Leg press yapmak istemeyenler için alternatif squat, standing calf raise için alternatif donkey calf raise, sit-up için alternatif leg raise'di. 4-7 gün dinlendikten sonra sırada 3. ve son antrenman olan omuz kol vardı. İlk egzersiz omuzun yan başını hedef alan dumbbell lateral raise'di. Ergenlik bittikten sonra omuzları genişletmenin tek yolunun bu bölgeyi çalıştırmak olduğunu söyleyen Mike, hareketin başlangıç kısmında bir miktar cheat yapılmasını öneriyordu. Çünkü bu yapılmazsa tepe noktasında kasları zorlayacak ağırlıklara çıkılamazdı. 6-10 tekrar yapıp tükenişe ulaştıktan sonra omzun posterior yani arka başını hedef alan bent over dumbbell raise ile devam ediyordu. Bunu da 6-10 tekrar yaptıktan sonra omuz kısmı bitiyordu. Anterior yani ön baş için ekstra egzersiz yapmıyordu. Çünkü ilk antrenmandaki dumbbell fly ve incline press'in bu bölgeyi yeterince çalıştırdığını düşünüyordu. Omuz için temel egzersiz yapmak isteyenlere upright row, behind the neck press ve makina press öneriyor. Bunların dumbbell lateral raise ile önden yorma süperseti şeklinde kullanılabileceğini belirtiyordu. Üçüncü egzersiz dar ve ters tutuş pull down'du. Bu kanat egzersizi olarak bilinse de aslında bicepsi neredeyse curl'den bile daha iyi vuruyordu. Curl yaparken bicepsi sadece dirsek ekleme ekseninde çalıştırırken bu egzersizde hem dirsek hem omuz ekleme ekseninde çalıştırıyordunuz. 6-10 tekrar yapıp tükenişe ulaştıktan sonra sırada triceps için yapılan önden yorma süperseti vardı. İlk egzersiz dirseklerini vücuduna yapıştırıp üst kollarının oynamasına izin vermeden yaptığı push down'du. 6-10 tekrar yapıp tükenişe ulaştıktan sonra hiç dinlenmeden dips barını atlıyordu. Üst vücudun squat'ı diye tanımladığı dipste tricepsleri ilk egzersizde hırpalandığı için göğüs ve ön omuz kaslarından yardım alan Mike 3-5 tekrar yapıp antrenmanı tamamlıyordu. Biceps için alternatif egzersizler barbell curl, scut curl ve concentration curl'dü. Triceps için push down yerine yapılabilecek alternatifler yatarak triceps extension ve french press'ti. Uzun zamandır yapmak istediğim ama üşendiğim bir videonun daha sonuna geldim. Üşendiğim kadar varmış çünkü neredeyse bir haftamı aldı. Umarım işinize yarar.